Merhaba örgüseverler, Nako İplikleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Meltem Özcan. Bugün sizlerle birlikte yelpaze modelli bikini öreceğiz. Anlatacağım bikini B kaplar için uygun olacak. Ancak diğer bedenler lütfen üzülmeyin. Sizlerin de bedeninizi nasıl hesaplayacağını videonun içinde anlattım. Bu bikini için ben Nako'nun pırlanta serisini tercih ettim. Pırlanta için zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Adı üstünde pırlanta ve bikini büstiyerler için son derece uygun, çok güzel bir ip. Bunun dışında da farklı renkler, farklı ipler tercih etmek isterseniz nako.com.tr adresini ziyaret edebilir, online sipariş verebilirsiniz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeyelim, az laf çok örgü diyelim, anlatıma geçelim. 3 numaralı tığ kullanacağım. Normalde pırlantayı ben 3,5 ile örüyorum ama bikini yapacağımız için daha sıkı, daha diri bir duruşu olsun istiyorum. Böyle iç göstermesin, aralığı olmasın istiyorum. O yüzden 3 numara kullanacağım. Siz de elinizin sıkılığına göre bir yarım numara küçük tığ kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi 19 zincir çekerek başlıyorum. Şu zincirimizin ön yüzü arkasındaki, arkasını çeviriyorum ve şu arkasındaki yükseltilerin içine batarak zincir boyunca ikili trabzan yapacağım. Doladım. 1, 2, 3. yükseltinin içine batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Yine doladım, yandaki yükseltinin içine ikili trabzan. Bu şekilde zincirin sonuna kadar ikili trabzanlarla devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Şöyle elimle bir düzeltiyorum, oturtuyorum örgüyü. 2 zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Tekrar her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Yine trabzanların ikili trabzan olacak. Şöyle sıra sonuna kadar toplamda 18 tane trabzanı örüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıra için yine aynı şeyleri yapıyorum. 2 zincir çekip üst sıraya geçiyorum. Ve her trabzanın üzerine bir trabzan gelecek şekilde bir sıra boyunca trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde 7 sıra yapacağım. 7 sıramızı yapalım, sonra tekrar görüşelim. 7 sıra trabzanımı ördüm. Bu ördüğüm büstiyer B kap için uygun. Ancak sizler kendi ölçünüzü nasıl ayarlayacaksınız? Şimdi onu anlatmak istiyorum. Şu daha önce ördüğüm üzerinden göstereceğim. Bu ördüğümüz parça şurası. Şöyle dikkat ederseniz şurada küçük bir dikdörtgen parça var. İşte orası bu ördüğümüz parça. Şurası göğsünüzün ucuna gelecek. O yüzden bu yükseklik sizin göğüs ölçünüz neyse ona göre 7 sıra olabilir, 6 sıra olabilir, 8 sıra olabilir. Burası göğsünüzün ucuna gelecek şekilde sıranızı belirleyebilirsiniz. Şu tarafta yan taraf başladığımız nokta. Bu yandaki açıklığın ne kadar olmasını istiyorsanız yine zincirinizi de bu kadar çekeceksiniz. Dediğim gibi B kap için bu ölçüler uygun. Daha küçükse biraz daha az zincir, daha az sıra, daha büyükse daha fazla zincir ve göğsünüzün ucuna gidecek şekilde sıranızı çoğaltabilirsiniz. Şimdi şu tarafını örmeye geçiyoruz. 2 zincir çektim, bir üst sıraya geçtim. Her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak sıramın sonuna kadar gidiyorum. Evet, son trabzana geldiğimde bunun üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. Tam köşeye trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu tarafa dönüyorum ve her bir şu trabzan boşluğunun içine 2'şer tane ikili trabzan yapıyorum her sıraya. Hemen yandaki sıraya 2 tane yaptım. Hemen devam ediyorum yan sıradan. Yine 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar 7 sıra yapmıştık hatırlıyorsunuz. 7 sıra boyunca ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şunu yani son trabzanımı içine batmıyorum ki burada bir farklılık olmasın diye şuraya bakın. Şöyle göstereyim. En son şu zincirin dibine batıyorum. Ki şu aynı sırada olabilsin.
Tekrar iki zincir çekiyorum. Bu sefer geri döneceğiz. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bu kısmı böyle gidip dönerek tamamlayacağız. İki zincir çektim. Üst sıraya geçtim. Geri dönüyorum. Her trabzanın üzerine yine bir tane ikili trabzan yaparak köşede yine artırma yapacağım. Köşeye kadar birer tane yaparak örüyorum. Şimdi burada biliyorsunuz 3 tane artırmıştık. Koyu renkte bunu belki belirlemeniz zor olabilir. Buraya hemen bir işaretleyici takabilirsiniz ortadakinin üstüne. Çünkü ortadakinden artıracağız tekrar. Şurada 3 tanesini aynı boşluğa batmıştık. Ortadakinin içine şuna yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben ya görmem zor olur diyenler yine koyu renklerde görmek gerçekten zor olabilir. İşaretleyici takabilirsiniz. Tekrar sıranın sonuna kadar her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Yine iki zincirle yukarıya çıkıyorum. Köşeye kadar artırma yaptığımız yere gelene kadar yine her trabzanın üzerine bir tane trabzan yapacak şekilde geliyorum ve orada yine ortadaki trabzanın üzerinden şöyle koyu renkte görmeniz de zor olabilir. Şöyle göstermeye çalışayım. Ortadakinin üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi oraya kadar gelelim. Orada zaten tekrar göstereceğim. Yine sıramı tamamlıyorum. Şu artış yaptığım 3 tane ortadakinin üzerine geliyorum. Tam ortadakinin üzerine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ki bu artık son artırmam olacak. Bir daha artırma yapmayacağım. Bundan sonraki sıraları her trabzanın üzerine bir trabzan gelecek şekilde öreceğim. Minik karemizden sonra 3 sıra gittik, döndük, gittik ve her köşede artışlarımızı yaptık. Bundan sonra artık artış yapmayacağız. Sadece gideceğiz, döneceğiz. Gideceğiz, döneceğiz. 7 sıra olana kadar. Ama dediğim gibi bu B kap için uygun bir ölçü. Daha küçük olanlar ölçüsüne bakıp daha az sırada, 6 sıra olabilir, 5 sıra olabilir göğsünüzün büyüklüğüne göre veya daha çok 8 sıra olabilir, 9 sıra olabilir. Dediğim gibi göğsünüzün büyüklüğüne göre ölçerek karar verebilirsiniz. 3 sıradan sonra artık artış yapmıyoruz. Sadece gidip gelip her trabzanın üzerine bir trabzan örerek sıralarımızı tamamlıyoruz. 7 sıramı tamamladım. Şimdi ipimi kesiyorum artık. Bu parçayı bitirmiş oldum. Şimdi diğer parçaya geçiyorum. Yine aynı şekilde 19 tane zincir çekiyorum. 18 tane trabzan yapıyorum. Zincirlerimi çok sıkı çekmiyorum. Üzerine rahat batabilmek için. Zincirin arkasını çeviriyorum. İpimi doladıktan sonra şu üçüncü tepenin üzerine, zincirin arkasında üçüncü tepenin üzerine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Diğerinde yaptığım gibi aynı şeyleri burada da yapacağım. Tepelere batarak ikili trabzan var ve bu şekilde 7 sıra öreceğim. Yine o küçük dikdörtgenimi yapacağım. 7 sıradan sonra tekrar görüşeceğiz. Çünkü orada küçük bir püf noktamız var. 7 sıramı tamamladım. Şimdi şu yan tarafını yapacağım. Ancak diğerinde yaptığımız gibi 2 zincir çekip şu şekilde örmeye devam edersek bu parçayla aynı parçayı örmüş oluruz. Aynı yönde örmüş oluruz. Bu da işimize yaramaz. Şu parçayı şöyle düşünürsek şimdi bu tarafını dolduracağız. Bunu yapmak için de eğer buradan geri dönüp devam edersek şu şekilde örgüyü çevirirsek örgümüz de terste kalacağından, yönü ters olacağından buradan ipi kesiyorum. Tekrar şu sıranın başından başlayarak dolduracağım. İlk trabzanın üzerinden batıyorum. Sabitledim ve iki zincir çektim. Yine trabzanlarla sıra sonuna kadar gidiyorum. Şu artan ipimi de arkadan yürütüyorum. Şimdi yönümüz doğru bir şekilde şöyle doldurmaya devam edeceğiz. Şöyle oturacak. Yine sıranın sonuna kadar geliyorum. Köşede artırmamı yapacağım. Yine örgümün köşesine geldim. Diğerinde yaptığım gibi son trabzanın üstüne 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine alttaki sıraların her birinin içine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Biliyorsunuz 7 sıra yapmıştık. Her bir sıranın içine şöyle tekrar göstermek istiyorum açarak ikişer tane ikili trabzan
yapıyorum. Yönümüzü doğru belirledikten sonra zaten örme kısmı kolay. Yine diğerinde olduğu gibi içine batmıyorum. Şu köşesine batıyorum ki aynı hizada olsun. Orada bir şöyle devamı gibi dursun diye buraya battım. Yine iki zincirle yukarı çıkıyorum. Sıranın sonuna kadar geliyorum. Artırdığımız o üçlünün ortasındakine yine 3 tane kilit trabzan yaparak artırmamı yapacağım. Artırdığım 3 tane kilit trabzan ilkine bir tek batıyorum ve ortadakinin üzerine yine 3 tane. Yine sıranın sonuna kadar birer tane kilit trabzan yapıyorum. 3. sıraya geçiyorum. Yine 2 zincirle yukarıya çıktım. Artık bu sırada son artırmamı yapacağım. Yine köşede aynı yerde. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarla gidiyorum. Yine 3 tane artırdığım noktaya geldim. İlkinin üzerine 1 tane örüyorum. Ortadakine yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve artık artırma işlemim bitiyor. Artırmayı sadece 3 sıra boyunca yaptım. Sonraki sıralarda artırma yapmıyorum. Ve toplamda diğerinde olduğu gibi 7 sıra. Bundan sonra artık hiç artırma yapmadan gide gele 7 sırayı tamamlıyorum ve bu iki parçayı bitirmiş olacağız. Bu parçamı da bitirdim. İpimi kesiyorum. Şimdi iki parçayı birleştireceğim. İpimi aldım. Şöyle göstereyim tekrar. Şu alt baştan şuradan içeriye doğru gelip ortada diğer parçayla birleştireceğim. Yine ilk trabzanın üzerinden ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzanın üzerinden bir sık iğne ile devam ediyorum. Her bir trabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. İpimi de yine yürütüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerle devam edeceğim. Şu dikdörtgen parçanın alt kısmını bitirdim. Yan tarafa geçtiğimde burada yan trabzanlar var. Bu tarafta da yine her trabzanın içine ikişer tane sık iğne yapacağım. Şöyle yine tığımı aldım. Her bir sıranın içine, her bir trabzanın şu boşluğuna ikişer tane sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bu uçtaki ipimi de şöyle geriye doğru aldım. Yine onu yürütüyorum üstünden. O ipi de temizliyorum. Sıramız bittiğinde diğeriyle birleştireceğim. Şimdi diğer parçamı aldım. Yönüne yine dikkat edelim. Şöyle yine yürütüyorum. İlk trabzanın içinden biraz sıkıştırıp birleştiriyorum. Yine sık iğnelerle devam ediyorum. Burada da yine bu trabzanların içine boşluklara ikişer tane sık iğne. Trabzanlara geldiğimiz yerde yine her trabzanın üzerine bir tane yaparak sık iğnelerimizi sıramızı tamamlayacağız. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi iki zincir çekip dönüyorum ve iki sıra trabzan yapacağım. Her sık iğnenin içine bir tane trabzan yapacağım. Dönüşte bir sıra daha trabzan yapacağım. Ben iki sıra trabzan yaptım ama daha bikini havasında yapmak isterseniz bu trabzanları hiç yapmaya da bilirsiniz. İki sıra trabzanımı bitirdikten sonra ipimi kesiyorum. Farklı bir mavi alıyorum. Siz de dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz tabii ki. Mako'nun harika renkleriyle. Yine ilk trabzanın üstüne batıyorum. İpimi sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum trabzan yerine. Bir tane de boşluk için çekiyorum. Yanındaki trabzanı atlıyorum. Onun yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanı atlıyorum. Onun yanına. Burada ipimi yürütmüyorum çünkü şu boşluklardan görünüyor. O yüzden onu arkadan yürütüp keseceğim. Şöyle birer zincir çekip birer boşluk bırakıp şöyle kutucuklar yapıyorum. Yine bir trabzan atlıyorum.
Onun yanındakine batıyorum. Bir kutucuk, bir zincir, bir trabzan atla, bir kutucuk yap. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Bir sıra kutucuğumu yaptım. Şimdi bütün etrafını sık iğne ile çevireceğim. Çerçeve gibi. Diğerinde göstermem gerekirse de şöyle bu maviyle yaptığım çerçeveyi aynı şekilde burada da yapacağım. Bir zincir çektim. Yine trabzanın olduğu yere iki tane sık iğne yapıyorum. Şu trabzanların olduğu boşluklara ikişer tane sık iğne yaparak çerçeveni yapıyorum. Burada rastladığım ipleri de yine alttan yürüterek yok ediyorum. Bir taraftan da temizlik yapıyorum. Şurada trabzanların üzerine geldiğimiz zaman da yine her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapacak şekilde yataylarda içlerine ikişer tane, trabzanların olduğu yerlerde de üstlerine birer tane yaparak bütün hat boyunca şöyle hiç ipi kesmeden, kopartmadan çerçeveyi tamamlıyoruz. Evet, maviyle şöyle bakalım, bir çerçeve kısmını yaptım. Şimdi arka tarafına, şu bağcık tarafını yapacağız. Yani şu kısmı yapacağız. Yine ipi hiç kopartmıyorum. Kaldığım yerden hemen iki tane zincir çekiyorum. Örgü yönümü çevirdim. 14 tane trabzan yapacağım. Yine ikili trabzanlar. Her sık iğnenin üzerine birer tane olmak üzere 14 tane yapıyorum. Yine iki zincirle dönüyorum. Her birinin üzerine yine bir tane trabzan yaparak diğer sıramı da tamamlıyorum. Bu şekilde 10 sıra yapıyorum ama sırtınızın ölçüsüne göre bu sayıda da yine farklılık gösterecektir mutlaka. Yalnızca şunu dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Şunlar birbirine çok yakın olursa bağlamakta sıkıntı çekebilirsiniz. Daha doğrusu istediğiniz sıkılığı elde edemeyebilirsiniz. O yüzden bu biraz uzak olsun ki bunu bağlarken istediğiniz sıkılığı elde edebilirsiniz. Çok yakın olursa belli bir yerden sonra gitmeyeceği için bu ip istediğiniz sıkılıkta bağlayamayabilirsiniz. O yüzden biraz mesafe bırakmanız gerekecek. Onu da sırtınızın ölçüsüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. 10 sıra ördükten sonra eksiltmelere başlıyorum. Her sırada sıranın hem başında ve hem sonunda birer tane eksiltme yapacağım. 2 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Yanındaki trabzanı atlıyorum. Ve onun yanından yine ikili trabzanla devam ediyorum. Böylece bir tane eksiltmiş oldum. Sıranın sonuna kadar gideceğim. Orada da bir tane eksiltme yapacağım. Eşit olmasını istediğim için hem başında hem sonunda eksiltme yapıyorum. Evet, iki tane kaldı sıranın sonunda. Buna batmıyorum. En sonuncuya batıyorum ve burada da bir tane eksiltmemi yapmış oldum. Yine iki zincir çektim, örgümü çevirdim. Yanındakine batmıyorum. Onun yanındakine batarak sıra başındaki eksiltmemi yaptım. Yine sıra sonuna kadar, iki ilmek kalana kadar gidiyorum. Evet, iki ilmeğim kaldı. Buraya batmıyorum. En sonuncuya batıyorum. Sıra sonundaki de eksiltmemi de yapmış oldum. Tekrar iki zincir. Örgüyü çevir. Yanındakine değil, onun yanındakine batıyorum. Eksiltmemi yapmış oluyorum. Yanındakini atlıyorum. Sonuncu trabzanın üzerine batıyorum. İki zincir çektim. Örgümü çevirdim. Yine yanındakini atlıyorum. Bağcığa gelene kadar bu şekilde eksilterek devam ediyorum. Şu ortadaki iki trabzanın arasına batıyorum. Şöyle. Yine ikili trabzan yaptım. Ve son trabzana batıyorum. 3 tane kaldı. 2 zincir çektim. Ortadakini atlıyorum. En baştakine batarak trabzanı yapıyorum. Bundan sonra zincir çekiyorum. 3 tane. Ne yapacağımı göstereyim şöyle. Şöyle minik maydanozlar yapacağım.
zincirde bir. Düz zincir de çekebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bir durum. Şimdi 3 zincirden sonra 3 tane daha çektim. Dibine battım. Topladım. Minik maydanoz yaptım. 3 zincir çekiyorum. 3 tane daha yaptım. Dibine battım. Şöyle topladım. 3 zincir yaptım. Bir 3 zincir daha yaptıktan sonra yine dibine battım. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Minik maydanozlar yapıyorum. Bu bağcığın uzunluğu da yine sırtınızın ölçüsüne göre kendinizin belirleyeceği bir uzunluk. Bu şekilde bağcığımızı tamamlayalım. Bağcığımı yaptım. Bağcığımı kapatıyorum. Şöyle basitçe bir püskülümsü bir şey yapacağız birlikte şimdi. Püskülle uğraşmak istemeyenler için. Şöyle göstereyim. Yerinde bir ufak minik bir püskül. İsteyenler boncuk takabilir. Hiçbir şey yapmayabilir. Çiçek örebilir yine. Tamamen hayal gücünüze ve zevkinize kalmış durumlar. Şöyle bir minik ip kesiyorum. Şu maydanozun yerinden geçiriyorum. Bu ipi de. En pratik, en basit haliyle ufak bir püskül. Şöyle sıkı bir düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum. Sonra bunları ayırıyorum. Ve en pratik şekliyle bir püskül yapmış oluyorum. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde şuradan ipimizi bağlayacağız. Yine 14 tane trabzan yapacağız. 10 sıra ördükten sonra eksiltmelerimizi yapacağız. Yine bağcıkla devam edeceğiz ve sırt kısmı bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi biz şuradaki ön taraftaki, şöyle göstermek istiyorum. Şu ön taraftaki maydanozları yapacağız. Şu en sivri noktasından askı çıkartacağım için hemen buradan değil, bunun yanından maydanoz yapmak üzere iğnemi, tığımı geçiriyorum ve sabitliyorum ipimi. Uzun olmasına gerek yok kalan ipimi. Şöyle ayarladım. Sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen yanından sık iğne ile devam ediyorum. 3 tane sık iğne yan yana yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Yine askıda yaptığımız şekilde şu ikisine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Yanındaki sık iğnenin üzerinden yine yan yana olacak şekilde 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Yine şu ikisini bu şekilde aldım. Kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ben yanından devam ediyorum. Yine 3 sık iğne. 1, 2, ipliğimi yürütmeyi unutmuyorum. 3. Yine 3 zincir çektim. Dibinden ikisine bir batarak kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Bu maydanozların arasını istediğiniz gibi azaltıp artırabilirsiniz. O da tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Yine 3 tane yapıyorum. 3 sık iğne, 3 zincir, kaydırma yöntemiyle birleştir. Bu şekilde. Bunu nereye kadar yapıyorum? Şu göğüs arasına gelene kadar. Burada aşağı yukarı şöyle bir yerde göz kararı tamamen burayı birleştireceğim. Diğerini de göstermek istiyorum. Şöyle bir bağlantı yapmak istiyorum. Evet, şöyle maydanozlarımı yaptım, geldim. Şuradan kaçıncı sıra söyleyeyim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.ye batmışım. 8. sık iğnenin üzerine batmışım en son. Ama dediğim gibi bu tamamen göz kararı. 3 tane zincir çekiyorum. Maydanoz için bir 3 zincir daha çekiyorum. Ve dibine batıp yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir daha çekiyorum. Yine buradan 8.nin üzerine aynı hizada olmasına dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geldim.
birleştirdim. Bu şekilde bir pencere yaptım. Burada yaptığımın aynısını şimdi burada yapacağım. Buna bir diyorum. 2 3 3 zincir çekiyorum. Yine maydanozumu yapıyorum. Yine 3 sık iğne ile devam ediyorum. Sıranın başına gelene kadar yine burada da az sıkı için en sivri noktayı bırakıyorum. Onun yanında maydanozumu bitiriyorum. Maydanozdan sonra da az sıkılara geçeceğiz. Evet, en köşeye kadar geldim. Maydanozlarımı tamamladım. En köşede şimdi battım ve yine sık iğnemi yaptım. Az sıkı yapacağım. Yine arka askılarda şurada yaptığımızın aynısını yapacağım. 3 zincir çektim. Maydanoz için 3 zincir daha çekiyorum ve dibine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çektim. Şöyle işaretliyorum elimle. Daha kolay, daha pratik oluyor. 3 zincir daha çekip dibine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çektim. 3 daha çekiyorum. Dibine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Askının uzunluğu da yine sizin gövdenizle ilgili bir durum. Boynunuzdan rahatlıkla bağlayacağınız uzunluğa gelene kadar askıyı örebilirsiniz. Şu şekilde yine buradan göstermek istiyorum. Şöyle bağlanacak. Boyundan arka, bu da şöyle boyundan bağlanacak. Bu uzunluk sizin bedeninize göre ayarlayacağınız bir uzunluk yine. O yüzden zincir sayısı vermiyorum. Aynı şekilde bu köşeden de ip bağlayacağız. Aynı askıdan bir tane de buradan yapacağız. Üst yerimizin son aşamasında sıra şu alt tarafa yapraklar yapacağım. İlk kutucuğa batıyorum. İpimi sabitliyorum ve burada bir düğüm atıyorum. 8 tane zincir çekiyorum sapları için. Siz yine bunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sap uzunluğum 8 zincirden oluşacak. Şimdi 6 tane daha zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu şekilde şöyle örgümü çeviriyorum. Şu şekilde altıncıdan batarak şöyle çevireyim iyice. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ki dönmesin. Buradan içini doldurmaya başlıyorum. Önce bir tane sık iğne. Doluyorum. Çakma sık iğne. Bir tane. Doladım. İki tane. 2'li trabzan doladım, bir tane üçlü trabzan doladım, bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İkinciyi yaptıktan sonra yine 3 tane zincir çekiyorum, maydanoz yapıyorum, yine askılarda yaptığım gibi şu ikisinin arasından batıyorum ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Burada yaptığımın tam tersini yaparak başladığım noktaya döneceğim. Yani bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanın toplamda 3 tane oldu. Ortadakinin üstünde maydanozum var. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım, bir tane çakma trabzan. Çakma sık iğne. Bir tane de normal sık iğnemi yapıp yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi burada tabi örgümüz döndüğü için hemen onu bir yönünü düzeltiyorum. Ve sapından şöyle batarak kaydırma yöntemiyle aşağıya doğru gidiyorum. Zincirlerin üzerine batarak şöyle. Bu yaprakları ben çok kullanıyorum. Çok yakışıyor. Farklı yerlerde de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonuncuya da battım. Şimdi trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki kutucuğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine trabzanın üzerine battım. Bir tane sık iğne yaptım. Yani bir boşluk bırakıyorum. Yapraklar çok iç içe girmesin diye.
Yine yanındaki kutucuğun üzerine bir sık iğne yaptım. 8 tane zincir çekiyorum sapı için. Yaprağın ortası için 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Şu şekilde batıyorum. Şöyle yine örgümü çevirdim. Altıncının içine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Yine şöyle biraz döndürüyorum. Rahat örebilmek için. Bir tane sık iğne. Doladı. Bir tane çakma sık iğne. İki tane ikili trabzan. İki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bunun üzerine bir tane maydanoz yapıyorum. Üç zincirli. Üç zincir çektim. Yine şuradan şöyle aradan geçirerek birleştiriyorum kaydırma yöntemiyle. Üçüncü üçlü trabzanını yapıyorum. Ve burada başladığımın tam tersini yaparak geri dönüyorum başlangıç noktasına kadar. İkili trabzanlarda sıra. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Çakma sık iğnemi yaptım. Normal sık iğnemi yaptım. Yine başladığım noktaya gelmiş oldum. Burada yine örgünün önünü düzeltiyorum. Ve zincirlerin üzerinden kaydırma yaparak aşağı ekliyorum. Bu yaprakları da tamamladığımız zaman üst yerimizi bitirmiş olacağız. Yine yanındaki trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki kutucuğun içine sık iğne, trabzanın üzerine sık iğne. Bir boşluk bırakmış oldum. Hemen yanındaki kutucuktan yine yaprakla devam ediyorum. 8 zincir. Yaprağın ortası için yine 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Altıncının içine batıyorum. Yine örgünün önünü çevirdim. Kaydırma yöntemini birleştirdim. Yine içini dolduruyorum. Önce sık iğne. Doladım. Çakma sık iğne. 2 tane ikili trabzan. 2 tane üçlü trabzan. İkincinin üzerine 3 zincirli bir maydanoz yapıyorum. Zincirini çektim. Şuradan birleştirdim. Şöyle yapsam daha iyi görebilir misiniz acaba? Evet sanıyorum. Kaydırmayla yine birleştirdim. Şuradan geçirip birleştirdim. Yine bu sıranın tam tersini yaparak başladığım noktaya geri dönüyorum. Üçlü trabzan. 2 tane ikili trabzan. Doladım. Bir çakma sık iğne. Normal sık iğne ve başladığım yere geldim. Tekrar örgü yönümü düzeltiyorum şöyle. Sapından zincirlere batarak aşağıya iniyorum. Kaydırma yöntemi. Şöyle bakalım. Yapraklarımız da bu şekilde. Sıra sonunda yapraklarımızı bitirdiğimizde üst yerimiz de bitmiş olacak. Bu yaz plajlarda örgü bikinisi olmayan kimse kalmasın dedik. Sade bir bikini ördük. Ben sadece yapraklarla hareketlendirdim. Sade sevmeyenler üzerini çeşitli şekillerde süsleyebilirler. Ayrıca yaprakları da çok farklı modellerinize hareket katmakta kullanabilirsiniz. Belki önümüzdeki projelerde de bu bikinin üzerine bir plaj elbisesi ya da bir parağı gelebilir. Hiç belli olmaz. Önümüzdeki projelerde görüşene kadar sağlıklı kalın, mutlu kalın, her zamanki gibi örgüyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.